Salim. Salim. Aç gözünü oğlum. Kurban olayım, aç Salim. Baba. Baba kalk. Babacığım. Öldü eniştem ha? Sus, Allah cezanı vermesin, sus. Salim. Yavrum Salim. Mine. Baba. Mine. Yavrum. Babaannem aradım, ambulansı geliyor şimdi. Baba. Salim'im ya, evladım benim. Oğlum kurban olayım, ne oldu sana? Kalk, kalk Salim. Ne oldu sana? Aç gözünü, kurban olayım, aç. Ne oldu? Kalk Salim'im, kalk. Yavrum benim, ne oldu? Sevdiklerin ölür ne demek ya? Hay ne yapacak yani? Aileme mi zarar verecek? Allah'ım sıyıracağım kafayı, delireceğim gerçekten ya. Tamam hayatım, sakin ol ya. Bunlar hep oluyor, tamam mı? Daha önce de not geldi. Eşim bebek gönderdiler, ne oldu? Değil mi ya? Beni korkutmak için yapıyor. Evet. Aileme falan bir şey yapamaz. Ha? Ben zaten Mine'yle konuştum canım. Evdeydiler, iyiydiler. Tamam işte. Pasta? Bir eve pasta göndermiş. Ne pastası ya? Ne oluyor? Kimi arıyorsun? Allah'ım sen yavrumu bana bağışla. Alo Mine. Abla ya, babam fenalaştı, bir şey oldu, anlamadık biz de. Nasıl fenalaştı ya? Ne oldu ki? Ne bileyim, o gelen pastadan yemiş. Bilmiyorum ne oldu, anlamadım ki. Kim yedi başka pastadan? Kimse yemedi, ben çocuklara dokunmayın dedim zaten. Abla ne oluyor Allah aşkına, bir söyler misin bana? Mine çocuklar evde mi? Evet. Evi ara çabuk. Atsınlar o pastayı, kimse dokunmasın o pastaya. Tamam tamam, arıyorum, kapat. Ya. Kızım bekle, arabayı getireyim. Ya Çetin, bekleyemem. Ya Asiye bir sakin olur musun? Ya babaanneni oyalamak lazım, seni görürler. Görürlerse görsünler, umurumda mı benim? Bitsin artık bu yalan. Babam ölüyor olan benim. Neden? Selen olduğum için, bu yalda yaşadığım için. Bu yalda yaşamak da Selen olmak da umurumda değil, anlıyor musun? Ama bunu yapanın kafasını koparacağım ben. O iş bende. Ben koparacağım kafasını. Annem nerede? Salonda Taylan Bey. Hoş geldin hayatım. Babamı mezardan sen çıkarttın değil mi? Nereye götürdün onu? Anne, sana soruyorum. Ne diyorsun Taylan? Kızım, oğlumun nesi var? Allah aşkına evladım, bir şey söyle. Teyzeciğim, doktorlar gereken müdahaleyi yapıyorlar. Siz şöyle geçin oturun. Kaynana, şaşırtma insanları. Mani olma işlerine ya. Mine, kız, ne oldu? Kalbi falan mı sıkıştı babanın? Bilmiyorum ki Pervin abla ya. Oğlum, sen beni neyle suçladığının farkında mısın? Ömer'den kaçırdın değil mi? DNA testini yaptırmasın diye. Anne, inanmıyorum ya. Taylan, sakin ol, konuşalım bir. Aa, olur mu canım öyle şey? Annem hiç böyle bir şey yapar mı? Yaptı. Başka bir açıklaması yok. Yoksa kim babamın mezarını açar? Kim alıp götürür onu? Ömer yapmıştır. Anladı yalanın ortaya çıkacağını. Böyle bir oyun oynuyor belki. Hale saçmalama. Ömer mezarın açılması için mahkemeye başvurdu. Neden böyle bir şey yapsın? Canımızı acıtmak için yapmıştır. Bizi birbirimize düşürmek için. Olamaz mı? Olamaz anne. Ömer'in istediği tek şey o DNA testini yaptırmaktı. Babam, inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Babam mezarında değil. Ölmüş adam. Kim bilir şimdi nerede? Oğlum, senin sinirlerin bozulmuş. Git biraz dinle. Hadi. Anne, bana bir şey söyle. Yoksa delireceğim. Taylancığım, birinin bir şey yapması lazımdı. Yaptın yani bunu. Ben öyle bir şey demedim. Anne, babamı nereye gömdün?
Salim Alsancak'ın yakınları siz misiniz? Ben annesiyim. Karısıyım. İfadenizi alacağım. Zehirlenme şüphesi varmış. Ne? Zehirlenme mi? Aa, evladım. O benim oğlum. Oğlum zehirleyecek değil mi herhalde? Biliyorum teyzeciğim ama kurallar gereği bunu yapmamız gerekiyor. Bu da kızı. Onu niye çağırmıyor? Tamam tamam siz gidin ben gelirim şimdi. Evladım ben bir hacete gitsem izin verirsen. Tabii teyzeciğim. Tuvalet bu tarafta yalnız. Bekliyorum sizi. Ben de geleyim seninle. Abla ne yapıyorsun ya? Az kalsın göreceklerdi seni. Bana ne? Ne olmuş babama? Ya bu pasta zehirliymiş galiba. Benim yüzümden. Seninle ne alakası var? Abla söylesene ne oluyor? Ya bugün eve bir zarf geldi. Zarfın içindeki kağıtta ya sen ölürsün ya da sevdiklerin yazıyordu. Keşke bana gönderseydi pastayı ya. Madem derdi ben de niye size gönderiyor o zaman? Bana zarar versin. Allah korusun ya. Deme şöyle şeyler Allah aşkına. Aman nerede burada mı? Bu odada. Abla girmeyin dediler. Sana bir şey olursa bunu yapanı yanına bırakmam. Yaşatmam onu. Keşke hiç girmeseydim o oyuna. Sen beni birazcık sevseydin de hiç kaçmasaydım evden. Pervin karısı iyi bakamıyorum sana. Ne olur ölme babacığım. Hapse girmesin diye beni yakmaya çalışıyorsun değil mi? Delirtmeye çalışıyorsun beni. Ne diyorsun sen ya? Sen gönderdin o pastayı. Senin yüzünden babam şu anda hastanede ölebilir. Nasıl bir insansın sen ya? Nasıl yaparsın bunu? Ya Allah aşkına amacım benden kurtulmaksa ben çıkar giderim hayatımdan. Yeter ki babama bir şey olmasın. Sen ne pastası? Sen neden bahsediyorsun Allah aşkına? Biri ailemi öldürmek istiyor. Ne olur ben değilim de Taylan. Yalvarırım ben değilim de. Sen benden nasıl şüphelenirsin ya? Katil miyim ben? Gözlerime bak. Bak bana. Ya videom elimde. Kimse görmüş olamaz. Senden başka kimse bilmiyor. Ali zaten yapmaz. Berkant'ın kafası basmaz. Sen yaptın değil mi? Doğruyu söyle bana. Ya ben niye yapayım böyle bir şey? Ben sana zarar verebilir miyim? Ben sana, ailene, kardeşlerine zarar verebilir miyim? Vermez. Affeder. Çetin, duydun mu oğlum olanları? Evet dayı. Her adımda onun yanındaydım. Çünkü biz sevgiliyiz. Gerçekten ve sahiden. Mine arıyor. Alo Mine. Abla, babam kurtuldu. Doktor Hayati tehlikeyi atlattı dedi. Ablam benim. Üzülme artık bak geçti tamam mı? Her şey geçti. Geçti değil mi? Geçti. Babam kurtulmuş. Tamam yine. Çocukları tutamadım Salim abi. İlle de babamızı göreceğiz dediler. Ben de geleceğim enisteme dedim ha. Geleceğim dedim. Yetti Mehmet, yetti. Baba, ölmeyeceksin değil mi?
Üzülme kızım, olur mu öyle şey? Bak sapasağlam buradaymış. Kız bunaltma adamı. Oğluşumu da üzeceksin şimdi. Salim, o pastanın içine zehir koymuşlar. Fare zehri olabilirmiş. Polis anandan şüphelendi Salim. Seni öldürüp mirasına konacaktı herhalde. Hoşt, asıl senden şüphelendiler. Pervin abla evi de aldım. Başka miras yok ki babamın. Bak bu aklıma gelmedi. Gelse polise söylerdim. Salim, evimin direği bir tanecik kocam. Daha ustabaşı olmanın tadını çıkarmadan nerelere gidiyordun sen ya? Lüp diye yutmuşum pastayı. Pis boğaz seni. Gerçi iyi oldu. Yani çocuklar için kendini feda etmiş gibi oldun. Geçmiş olsun. Kendinize geldiyseniz ifadenizi alacaktım. Sağ olun memur bey, kusura bakmayın. Ayağa kalkamıyorum. Lütfen, lütfen. Bir odayı boşaltabilir misiniz? Hadi çocuklar, hadi. Hadi Mehmet. Gel. Aman da benim aşkım uyanmış mı? Kahvaltılar mı yapacakmış? Günaydınlar mıymış benim aşkıma? Oğlum ne kadar şeytan olursa olsun pabucuna dikkat edecek benim karşımdayken. Ben adama pabucunu ters giydiririm. Giydirirsin. Ama o daha beni tanımıyor. Tanımıyor seni. Sen lime lime edersin, parçalarsın onu. Aç bakayım ağzını, bak iki gün yemek yemedin, gözlerin çöktü. İstemiyorum. Ama ne demek istemiyorum? Belki bebek istiyor. Belki onun ihtiyacı var. Belki reçel yemek istiyor. Enerji almak istiyor. Böyle sana daha sert tekmeler. Roveşataya çıkmak istiyor belki çocuk. Bunları düşündün mü? Ya niye arıyor bu herif yine seni ya? Ay ne bileyim ben ya. Ne var Berkant? Asiye, iyi misin? Ya babanın olayını duydum. Çok çok geçmiş olsun ya. Nasılsın? Bebek nasıl? Ben iyiyim de bebekten sana ne? Hala niye zorluyorsun ya? Ne istiyor ya? Versene şunu bana bir. Alo. Birader, bebek bebek diye sen hala ne konuşuyorsun? Çocuk benden. Almıyor mu kas kafanını? Bana bak aslanım. Asiye'ye karım olacak demeyi biliyorsan onu korumayı da bileceksin. Olanları duydum. Bu işi çözeceksin birader. Asiye'nin ölmesini izleyecek değilim. Yoksa sırrımı dinlemem. Çıkarım lan ortaya. Sen rahat ol birader. Ben manitamı korurum. Öyle her şeye de burnunu sokma. Kapat. Pislik. Sen merak etme. Ben korurum seni. Ölürüm ben ikiniz için ya. Canımsın. Ya bak güneş doğdu. Ne güneşi be? İşte sen öyle bir gülümseyince böyle bir huşu, bir güneş mi? Neyse evet uzatmayayım ben. Alsana sen biraz da bakayım şunu. Önce bunu aşağı doğru çeviriyorsunuz. Sonra basıyorsunuz. Oldu bitti. Anlıyorum çok basitmiş. Alıyorum. Efendim? Kendini öldürmen lazım. Başka çözüm yok. Neler yapabileceğini henüz görmedim. Kimsin sen ya? Ne istiyorsun benden? Adam gibi çıksana karşıma. Alo. Duyuyor musun beni? Tamam teslim olacağız. Gideceğiz polise. Bitecek bu yalan. Aileme dokunmayacaksın. Teslim olmanı değil. Ölmeni istiyorum. Babaanne. Kardeş şeklinde. Hayır. Bir gece cayır. Cayır yanar gelmiş. Hayır. Sakın aileme zarar verme. Ne istersen yapacağım. Aa, ne oluyor be? Bir ana kız baş başa kalamayacak mıyız ha? Siz değilsiniz.
anneanne sensin değil mi? Terk eliniz. Olayı sızdırdığın gazeteciyle konuştum. O haber yapılmayacak. Gazeteci meselesini kim söyledi sana? Bir yerden duydum diyelim. Hadi bunu engelledin Taylan. Ya bundan sonraki? Ben bu işin peşini bırakmam. Babamın cesedini nereye koyduysanız çıkaracaksınız. Bu rezaleti daha fazla uzatmayalım. Sana şirketten hisse veririm. Bana sadaka vermeye çalışmaktan vazgeç. Ben soyadımı istiyorum ve alacağım. Teyzeciğim iyi misiniz? Düştünüz mü? Bir şeyiniz yok ya. İyiyim evladım, sağ ol. Teşekkür ederim. Diziniz kanıyor. Mendil vereyim size. Teşekkür ederim, sağ ol. Tamam. Diyorum sana. Nesin değildi, Hali değildi. Onların ikisi odada oturuyordu. Telefon falan yoktu ellerinde ya. Oğlum anneanne sen misin dedim, ta kendisiyim dedi. Suratıma kapattı. Anneannem olsa kendini ele verir mi ya? Ne bileyim ben ya? Ay kızım olmaz böyle. Ben gidip Semra Hanım'la konuşacağım. Bu yalıda neler oluyor, ne hatlar dönüyor öğrenmem lazım benim. Buyurun, kime bakmıştınız? Aa, bunun ne işi var burada be? Sen niye geldin kadın? Bana bak kadın, Mine'nin damadınla alakası kalmadı. Bir daha evime zehirli pasta falan yollarsan paralarım seni! Hanımefendi sakin ol, çek kız elini. O evde çocuk yaşıyor. Ya Yiğip ölse nerede? Az insan olun ya. Mine'ye kastın varsa çek kenara, kes cezasını. Bizden ne istiyorsun?
Hanım, hanım beni de kendine benzetme. Pervin'in ne işi var burada ya? Pervin, tamam sen bekle. Ben geliyorum. Sen de ne bakıyorsun öyle Zeynep havala bak. Çağırsana Emrah'ı, çağırsana polisi. Gerek yok. Zeynep, geç canım sen mutfağa. Pervin Hanım da gidiyordu zaten. Değil mi Pervin Hanım? Nesin teyze siz de içeri geçin. Sen nereden tanıyorsun bunu? Kocam Çetin Bey'in atölyesinde ustabaşı olur. Yakamızdan düşseler paçamıza yapışıyorlar. Nesin teyze lütfen. Ne lütfeni be? Salim amcayı mı? İyice iyileşene kadar gelmeyebilir atölyeye. O Selen Hanım'ı çağırsana ona. Evde yok. Bir notunuz varsa ileteyim. Var. Hem de notun alası var. O bize yardım etmeye başladığından beri k***mız rahata ermedi. Artık eteğinde ne uğursuzluk varsa bize bile bulaştı. Olanların Selen'le hiçbir ilgisi yok. Doğru konuşun. Ben anlamam. Bir daha evime, aileme zarar gelirse seninle konuşmaya yetinmem. Gerekirse kapılarda beklerim, gene çıkarım karşısına. Lafım sana değil Çetin Bey. Üstüne alma. Nasıl yani? Mine'nin üvey annesi geldi. Onlara zehirli pasta gönderdiğimizi sanıyor. Ya? Aa, delirmiş bunlar. Senin bilgin yok değil mi anne? Ne biçim konuşuyorsun sen kızım? Ha? Ben fi tarihinde gittim evlerine, medeni bir şekilde konuşup döndüm. Öldürmeye çalışmadım ya. Yani çok ayıp. Çok ayıp haleciğim. İnsan annesinden şüphelenir mi? Anne tamam. Öylesine söyledim. Ciddi değil. Sinirim bozuldu zaten. Kız, zehirli pastaymış baksana. Deli miyim ben? Zehirli pasta gönderecek. Bana bak. Bunlar niye hala kapımıza geliyor? Taylan elini yıkamamış mıydı o hizmetçiden? Bir de kadının kocasını Çetin atölyeye almış ustabaşı olarak. Yani senin anlayacağın Mine'nin babası sizin ekmeğinizi yiyor. Üf, anne ben artık hiçbir şey demiyorum. Tımarhaneye döndü ev ya, çıldıracağım. Hallettim, hallettim. Gitti. Hale bak ya, herkes birbirine saldırıyor. Pervin bunlara, o pislik bana, ben Taylan'a, sen Ömer'e. Ay gerçekten nasıl bir ev burası ya? Çok komik ya, nasıl insanlarız biz? Tamam, sakin ol hayatım. Niye Çetin? Niye gülmeyeyim? Yani mutluluk denen zıkkım benim de hakkım değil mi? Hı? Ya ben bir şey soracağım sana. Allah aşkına söylesene, sen de böyle sağ omzundaki meleğe yaptığın iyilikleri... ...yani şunu da yazar mısın falan diyor musun? Ay diyor musun? Delirdin mi kızım sen? Delirdim. Delirdim çünkü neden delirdim? Sağ olsun anneannen beni sonunda delirtmeyi başardı. Yani gerçekten bunu başardı yani. Neydi size böyle Zemra Hanım? Sorma Hacer. Ay çok kötü şeyler oldu. Ya. Çok kötü şeyler oldu çok. Anneanne. Ne oldu ya? Ne oldu? Bir araba üstüme doğru geldi. Az kalsın ölüyordum. Ne arabası ya? Kim kullanıyordu? Düştüm. Bak bacaklarıma. Ah kıyamam ben sana. Ay vah 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 vah. Ay Allah korumuş sizi Semra Hanımcığım. Anne. Hacer Hanım hemen ilaç getirin, pansuman yapalım. Evet evet. Tutun bana anneanne gel. Selen'cığım. Sevdiklerin derken herhalde beni de işin içine kattılar. Hiçbirimize can güvenliği kalmadı kızım. Gel yavaş yavaş. Kadıncağızın o güzelim ayakkabısının topuğu bile kırılmış. Ah yazık, yazık. Arabayı hazırlayayım mı Semra Hanım? Hayır Emrah, biraz yürümek istiyorum. Peki. Thank you.
babamı buraya gömdüm. Hesaplaşmamız bitmedi baba. Bana soyad borçlusun. Aptal çocuk. Beni takip ettiğini anlamadığımı mı sanıyorsun? Bu oyunlara kanar mıyım? Kas şimdi boş toprağı. Bakalım bir şey bulabilecek misin? Nereye gömdünüz lan babamı? Nerede? Nerede bu ceset? Nerede lan? Nerede? Nerede? Ya sen diyorum. Hangisiyle başlayayım? Ayşe ile mi? Yoksa Mine ile mi? Rahat bırak onları. Senin derdin benimle ya. Dokunmayacaksın onlara. Şu an parkta oynuyorlar. Birisini öldürmek işten bile değil. Kapatma. O pislik. Kimsin sen ya? Ah benim. Ha? Ha? At. Aferin. Aferin kız sana. Ah. Mine. Telefonun çalıyor kızım. Mine kızım. Ay duymuyor. Mine. Aman ben bakayım mı? Ay gözlüğüm de yok. Kim bu böyle zır zır? Ne oldu babaanne? Al kızım şunu çalıp duruyor. Ver. Alo. Ya çocuklarla top oynuyorduk ya. Ne oldu abla? Ablacığım neredesiniz siz? Piknik yapıyoruz ormandayız. Çabuk çıkın oradan. Hadi Mine. Ya, ne oldu ya? Ya çocuklar tehlikede. Al onları çıkar oradan. Topumu alabilir miyim teyze? Babaanne, hadi gidiyoruz. Aa, ne oldu kızım? Ne güzel oturuyoruz. Tuğracan, Ayşe hadi gelin gidiyoruz. Ayşe nerede? Ayşe! 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 Ayşe neredesin? Ayşe! Ayşe neredesin Ayşe? Ayşe! Buradayım abla. Hadi gidiyoruz çabuk. Hadi. Gitmeyelim ne oldu? Gidiyoruz dedim size. Hadi. Hadi babaannem hadi çabuk. Kızım ne oluyor? Babaannem Allah aşkına bir şey sorma ne olursun hadi ya. İyi tamam.
Hadi. Of. Çabuk, çabuk, çabuk. Tamam. Şu an parkta oynuyorlar. Ama nereye giderlerse gitsinler, ben onları bulurum. Taşınsalar da bulurum. Sevdiklerini kurtarmak için. Senin ölmen şart. Tamam, öleceğim. Bir kere öldüm, bir daha ölürüm. Ama birkaç ay istiyorum, tamam mı? Ne olur. Yani bari bebeğimi doğurayım. Hayır. Annesi. Bir bebeğin büyümesi zor olur. Onu da yanında götür. Aileciğim, bugün derneğin toplantısı var. Geliyorsun değil mi? Anne, bugün için beni affedin. Annem gelecek de ona sözüm var. O zaman sen gel Selen. Hem arkadaşlarımla bir tanışmış olursun. Sağ olun anne. Benim bugün pek keyfim yok. O zaman bir dahaki sefer. Hadi size afiyet olsun. Taylan. Buraya geldiğim ilk günlerde bana çok destek oldun. Teşekkür ederim. Nereden çıktı bu şimdi ya? İçimden geldi. Sana da teşekkür ederim anneanne. Verdiğim rahatsızlık için de özür dilerim. Senden de Ali. Selen'cim, iyi misin? İyiyim ben. Size afiyet olsun. Selen. Ne oldu, iyi misin sen? İyiyim. Bir tuhaflık var üstünde sanki. Tuhaflık benim kafamda. Japon pazarı gibi demiştim ya. Ne alırsam bir lira işte. Böyle bir şey. Dalga geçme. Endişeleniyorum senin için. Yok bir şey. İyiyim. Ne saçmaladı o sabah sabah? Zor günler geçiriyor. Ya anne, rica etsem biraz göz kulak olur musun bu kıza? Bunu gerçekten istedin mi benden? Pardon ya. Senin ondan ne kadar nefret ettiğini unutmuştum. Haksız mıyım nefret etmekte? Tamam Ali, anladım. Sağ ol. Hoş geldin. Çok beklettim değil mi? Ama olsun. Ben de senin bir ömür bekledim. Yanlış otobüslere bindim. Yalnızlık duraklarında indim. Keşke bu kadar vakit kaybetmemiş olsaydık. Aşkımızı aylarca, yıllarca yaşayabilseydik. Bana kalsa çoktan sevgiliydik. Sen inat ettin. Ama telafi edeceğiz hepsini. Hatta ben etmeye başladım bile. Gel. Bak sana ne yaptım. Baksana ne yaptım. Asya. Evet, aslında ateşle yapacaktım ama sonra kendimi yakabilirim diye düşündüm. Ateşle aram iyi değil ya. Çetin, hı? Bana söz ver. Bundan sonra hiçbir kızı üzmeyeceksin, tamam mı? Benim hayatımda bir tane kız var, o da sensin. Doğru bildiğinin peşinde koşacaksın. Adaletli olacaksın. Cebinde kalan son şey umutsa kaybetmemişsindir.
Onu tut. Pes etme. Hayat çok güzel. Kıymetini bil, tamam mı? Ya niye böyle konuşuyorsun? Çok seviyorum ben seni. İçeride mi? Evet ama randevusuz giremezsiniz. Beyefendi bakar mısınız? Engel olmaya çalıştım Taylan Bey ama. Tamam sen çık. Evet ne istiyorsun? Dün bana hisse vermeyi teklif etmiştin. Karşılığında bu işi kurcalamayı bırakacaksın. Kabul ediyorum. Avukatımı arayayım, sözleşme hazırlasın. Beni buna siz mecbur ettiniz Taylan. Ben bunu unutmam abi. Ne güzel ya, yaz geldi. Umarım bozulmam. Tatlar sıcakta bozuluyor ya, o anlamda. Şu sıralarda herkes bir havalarda anasını satayım. Uçak biletleri bedava herhalde. Canım önce sen kendine gel, sonra bana da uğra. Sen benimle laf mı yarıştırıyorsun? Aynen öyle canım. Ama aşk iton ben senin güttüğün koyun sayısı kadar çoban güttüm. Benle yarışamazsın. Biz de ekmediğimiz yerden bir çeriz be gülüm. Gencim üzerim seni üzerim ha. Giden gitsin yangınlarla döner. Arkama bile bakmam. Zira krallar önden gider. Ah biz kadınlar pireyi deve ederiz de öküzü adam edemeyiz. Söylediklerimi üstüne alınıyormuşsun. Al tabii yavrum. Hava serin üşütürsün. Şeytan bacağını kıracağım ama erkeklere şiddete karşıyım. Ateşten korksak sevdanla yanmazdık. Telefonumu soran olursa hala 10 numarayım unutma. Seni sevdiğim kadar çalışsaydım Bağkur'dan emekli olurdum. Ay yeter sus. Aa. Sen Bağkur ne demek biliyor musun? Bağkur bir kurum. Emekli olmanın zor olduğu bir kurum diye biliyorum. Bağkur bir kurum. Bilmiyorum ya. Nasıl bir hayat yaşadın sen ya? Gerçekten ayrı dünyaların insanlarıyız. Ayrı gayrı yok, ayrı gayrı yok. Aynı dünyaların insanlarıyız biz. Sen bundan sonra sen nereye ben oraya? Bayağı bir laf ezberlemişsin. Ezberledim evet. Seni etkilemek için. Hoşuna gitti mi? Vakit geldi. Neyin vakti? Hiç. Dönme vakti. Bugünü hiç unutma olur mu? Beni hep bugünkü gibi hatırla. Daha çok güzel günler göreceğiz hayatım. Bu ne ki? Ben seni nerelere götüreceğim? Olsun. Sen yine de bugünü yaz bir kenarda. Attıkları kemiği almak zorunda kaldım. Köpek gibi. Ya tamam hayatım. Ben de elimden geleni yapıyorum. Senin hiç mi yaptığın yok. Ben seni niye soktum ayalıya? Niye kardeşim dedim sana? Bana bak. Bana Çetin ve nişanlısıyla ilgili bir şey bulmadan sakın geri gelme. Anladın mı beni? Sakın.